Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Pivot tablolarla ilgili üçüncü videoda beraberiz. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu çekmeden önce yani bu raporlamalarda nasıl daha böyle fonksiyonel oluruz? Daha böyle görsellik açısından nasıl daha güzel olur gibi düşününce insanın aklına çok şeyler geliyor. Şimdi bunları aslında uygulamakta geç kaldık. Yani biz sonuç itibariyle burada belirli bir aşama yaptık. İşte butonlara raporları atadık. Ama arkadaşlar, ben bu konuyu sizinle bir danışayım. Şimdi şöyle bakın, şurada biraz böyle şu tarihler karışık gibi duruyor. Biz buraya sadece şu ürün raporları desek, şu C1 sütununa, satırına, hücresine arkadaşlar, İşte rapor düzenleme tarihi diye yazsak, şuraya da Textbox 1 ve Textbox 2'nin tarihlerini alsak, şuraya da güncel tarihi koysak, yani raporun çıkartıldığı günün tarihini, şu altta da işte genel toplamdan, iki satır aşağıda da bilgisayar kullanıcı ismini, yani bu raporu çıkartan kişinin kullanıcı ismini buraya yazsak diyorum. Aslında bunu böyle yapsak daha güzel olur. Yani biraz vaktimiz uzayacak ama bunu böyle yapsak daha güzel olacak. Şimdi onu arkadaşlar şöyle yapacağız. Tasarım modunu yaktım. Ürün raporlarının içerisine girdim. Bakın, bizim bu şu başlıktaki tarihleri yazdığımız yer şurası. Bakın, bunu ben buradan sildim ve böyle iptal ettim. Buraya sadece ürün raporları gelsin. Şimdi şu alanları düzenleyelim. C1'e şu arkadaşlar, şu selection kat kodunun altına şunu yazalım. Range C1 eşittir tırnak içerisinde rapor tarihi. İki nokta üst üste, tırnağı kapattım arkadaşlar. Bir altına da şunu yazalım. Ctrl C diyelim. Kontrol ve buraya da D1 olsun. Eşittir Textbox 1. Şuraya da E1'e arkadaşlar eşittir Textbox 2 yazalım. Bakalım ne yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi şunu değiştirelim. 01.03.2020 1 yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada. Şimdi şu alana da, yani şu E2 hücresine de günün tarihini alalım. Şunu Ctrl C ve Ctrl V ile buraya yapıştırayım. Buna da eşittir diyorum. Şöyle bir kod yazacağız arkadaşlar. Format, parantez açtım, date, virgül, tırnak açtım, dd, nokta, mm, nokta, 4 tane y. Tırnağı kapattım.
Parantezi de kapattım arkadaşlar. Şimdi buna da bakalım. Evet arkadaşlar. Sanki bu biraz daha güzel oldu. Şimdi de şu altına genel toplamın bir satır veya iki satır. İki satır olsun. Şurada arkadaşlar bilgisayar kullanıcı ismini yazalım. Tekrar kodlara girdim arkadaşlar. Buranın da en sonuna şunu yazacağım ama yine bize son satır lazım. Şurada bizim son satır olayımız vardı. Şunu da buradan aldım. Kopyaladım. Şu A4'ün üzerine arkadaşlar. Range A4'ün üzerine bunu yapıştırayım. Bunun isminin böyle kalmasına sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Bu raporlar sayfası olacak. Ve son dolu satır arkadaşlar burada 38. 2 satır aşağıda yapacağım için artı 2 dedim. Şimdi aşağıda bunun da kodunu yazalım. Ne yazacağız arkadaşlar? Range A tırnağı kapattım, birleştir, SS dedim arkadaşlar, burayı parantezi kapattım, eşittir, application, CTRL ile boşluk tuşuna bastım arkadaşlar, pencere çıktı, tab tuşuna bastım arkadaşlar, tamamını yazdı, nokta, username. Bakın burada çift tıklasam gelecektir. Evet. Bu da oldu arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Ürün raporları dedim. Buralar tamam. Burası da arkadaşlar hızır geldi ama buna şöyle diyelim. Eksik yaptık. Buraya çift tıkladım. Tekrar buraya geldim. Ve şunu diyeceğim buraya arkadaşlar. Çift tırnak açtım. Düzenleyen bir boşluk iki nokta üst üste tırnağı kapattım. Birleştir dedim. Application username ile. Şimdi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir boşluk bırakalım. Yani bak iki nokta üstünde sonraki hızırın arasında bir boşluk bırakalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Şurada arkadaşlar çift tırnak açtım, boşluk bıraktım, çift tırnak açtım. Birleştir. Application username dedi. Şimdi tıklayalım. Bunu da bakalım. Evet. Şimdi bunları bu diğer butonlara yapıştırma işlemini yapalım. Şimdi bakın ben şurada da bir olayımız var arkadaşlar. Bak. Bunu burada denedim. Bunu sileyim buradan. Şunları tekrar yaparız ki şey kolay olsun. Bunları silmeyi unuttum buradan. Evet. Bakalım hatamız var mı? Evet yok. Şimdi buradaki olayımızı da burada halledelim. Şimdi bakın ben 2021 yazdım. Şuraya yanlışlıkla işte 20.021 yazsam. Bakın arkadaşlar şimdi burada bana uyumsuzluk hatası veriyor. Şimdi bunu buradan nasıl hallederiz? Bunu görelim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. Bir kod yazacağız.
Şimdi if diyorum. Eğer err nokta number büyük sıfırdan. Şimdi arkadaşlar bir hata varsa bu hataların veya da sıralı isimleri sıralaması var. Yani birden başlar. İşte ne kadar hata varsa o kadar sürer. Dolayısıyla her hata arkadaşlar sonuç itibariyle sıfırdan büyük olacağı için bu da bize eğer burada bir hata var ve sıfırdan da büyükse arkadaşlar şöyle yapmasını istiyorum. Den diyorum. Go to git nereye arkadaşlar? İse then go to dedik. Go to git diyelim arkadaşlar. Şimdi buraya gelsin. Ve bütün bunların başına da şunu yazalım. On error resume next. Yani bir hata varsa hata verme devam et demek arkadaşlar. Şimdi bunu böyle başa aldım ve şu oka bassam kodları çalıştıracaktır. Ve bana bakın gördüğünüz gibi hatayı verdi. Şimdi bunu düzeltelim. Kodlar çalıştı. Bu hatayı burada yapalım. Mesela iki tane sıfır attım. Ürün raporları dedim. Bakın hatalı tarih girdiniz dedi. Beni uyardı. Geliyorum buraya arkadaşlar. Şunların şöyle tamamını seçiyorum. 01.01.2021 dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları diğer butonlara kopyalayalım. Önce arkadaşlar bu tarih olayını kopyalayalım. Yani sonuçta aynı yerde değiller. Şimdi böyle çabuk çabuk seri bir halde tamamdır. Tekrar kopyala arkadaşlar. Yapmış mıydık? Evet. Bu da tamam. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Şunları kopyalayalım. Neresiydi? Ve şunları da buradan silelim.
Bunu yapmıştık arkadaşlar. Ben daha önce yapmışım herhalde. Şimdi şunu yapalım ama şunları bir kontrol edelim. Hata var mı yok mu diye. Şunları sileyim arkadaşlar. Tekrar bir yapalım. Evet. Şimdi buradan da arkadaşlar şunu hepsinin içerisinde kopyalayalım. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ürün dedik. Düzenleyen bizdir ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani biraz daha böyle sanki şey oldu. Değil mi arkadaşlar? Daha böyle raporlama formatına daha yakın oldu. Şimdi şu tarihi değiştirelim. 01.12 31.12.2021 olsun. Bir hata yapalım bakalım ne olacak. Evet güzel. 31.12.2021 dedik. Tekrar alalım arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son arkadaşlar tek olan başlıktaki ürünlerin raporlarını almıştık. Şimdi de iki başlıklı raporlar alalım. Mesela işte fiş türüne ait ay raporları, cari hesaplara göre ay raporları, işte ürünlere göre ay raporları gibi raporlar almaya çalışalım. Şimdi buradan bunun için de arkadaşlar bir şablon yapmamız lazım. Kopyala dedim buradan. Buraya yapıştır. Bunun ismini de özelliklerden değiştiriyorum. Ay ürün diyelim arkadaşlar. Veyahut da ürün ürün arkadaşlar taksim diyelim. Ne diyelim? Ay raporları. Şimdi arkadaşlar bunu herhangi birinin içerisine girdim. Buradan bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Burada önemli bir olay var. Arkadaşlar dikkat edeceğimiz önemli bir olay. Şimdi şuradan göstereyim size. Bunun üzerine geldim. Çözümleden alan listesini arkadaşlar bakın. Şimdi burada satırlar bu cari hesap tek. Şimdi biz burada ne yapacağız? İki tane başlık koyacağız. Bunların da arkadaşlar bizim şu kodlardaki alanı şu. Bu da burada dursun. Şurası. Bakın bit ile end bit arasındaki en sonda bakın şurada pozisyon 1 diyor. Yani şu anda bir pozisyon var. O da cari hesap. Şimdi biz burayı arkadaşlar kopyalayarak hemen altına pozisyon 2 yaparsak ve şuraya da mesela
Burası cari hesap. Bunu şimdi değiştirelim. Ürün adı diyelim. Buraya da ay diyelim. Buradaki isimler arkadaşlar şuradaki isimlerle birebir aynı olması lazım. Yoksa hata verir. Şurayı da şöyle değiştirelim. Ürün taksim ay raporlar olsun. Şu başlık satırını da yine aynı şekilde. Orası da şurası. Row header. Bakın burayı da ürün taksim ay olsun. Sadece bu kadar olsun. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bak. Geliştirici. Tasarımı kapattım. Tıkladığım zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada her bir ürünün yani aylık olarak dökümü buraya geldi. Şimdi burası biraz uzun oldu. Bunu biz arkadaşlar tersinden yapalım. Yani ay ürün olsun. Ben burada yüzlerce ürün varsa arkadaşlar yüzlerce ürünün dökümü buraya gelir ki bu sayfalara sığmaz. Ama siz istiyorsanız bu da bir çeşit olabilir ama ben bunu burada yapmayacağım. Bunun üzerine geldim arkadaşlar. Şuranın ismini ters çeviriyorum. Buraya ay dedim. Buraya da ürün adı diyorum. Şimdi bakalım ne yaptık arkadaşlar. Evet şimdi 12. aya kadar her ne kadar ay varsa o kadar ay biraz en azından kısa olmuş oldu. Evet şimdi tekrar tasarım modunu yaktım. Kopyala dedim. Yapıştır. Yapıştır dedik. Şimdi bunun üzerine özelliklerden şimdi de şunu yapalım. Fiş türü olarak yapalım. Ay taksim fiş türü. Raporları. Şimdi bunu arkadaşlar kopyaladım. Bunun içerisine yapıştırdım. Hemen değişikliklerimi yapıyorum. Buradan ürün ay arkadaşlar burası ay fiş türü olsun. Burayı arkadaşlar birinci pozisyon gene ay tabii ki. Ay burası da arkadaşlar fiş türü olsun. Şuraya da arkadaşlar ay faturalar diyelim. Hemen yukarıya geldim. Ay diyelim. Şunu silelim buradan. Taksim dedik. Fatura raporları olsun. Bu da tamam. Şimdi bakın hangi ayda hangi fatura yapılmışsa arkadaşlar o aya ait döküm buraya gelir.
Şimdi tekrar tekrar deneyelim ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Şimdi bu da tamam. Bunu yapalım. Sırada ne var? İşlem var arkadaşlar. Bunu da sağ tuş özelliklerden ay işlem raporları diyelim. Şunu da arkadaşlar fiş türü değil de fatura diyelim. Şimdi bunun içine geldim. Buradan da bunu arkadaşlar kopyaladım. Burayı arkadaşlar tamam hemen buraya ay işlemler diyelim. Buraya ay işlem diyelim. Şuraya da ay işlem raporları diyelim. Bunu da kapatalım. Şimdi bunu da kapatalım. Bakalım arkadaşlar ne yaptık. Evet arkadaşlar. Bunun tersini yapsak ne olur? Hep ay dedik. Tersini bir deneyeceğim arkadaşlar. Neresiydi orası? Şurası. Belki daha bir güzel görüntü olur. İşlem dedim. Buraya da ay dedim. Arkadaşlar siz burada hangi şeyi kullanırsanız türü bu böyle kalsın. Bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Yani burada işte illa da ay işlem olacak diye bir kural yok. Siz burada işlem ay, ay ürün gibi o pozisyon yani şuradaki şu pozisyon olayını arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Hatta buraya 3 tane de aynı şekilde koyabilirsiniz. Yalnız şu dikkat etmeniz gereken şey şu başlık isimlerinin dikkatli yazılması. Şurada da pozisyonların 1, 2 ne kadar işte burada bir raporlama yapacaksanız o kadar da işte pozisyon 3, 4 diye yazmanız lazım. Şimdi arkadaşlar burada da şimdi küçük bir düzenlemeler yapalım. Ve denemeler yapalım arkadaşlar değil mi? Bak ürün raporları dedim. Şu anda 4.267.887.886 giriş tutarımız, satış tutarımız 322.828.60. Şimdi bunların hepsinde toplamın aynı olması lazım. Hatta şu miktarlar bazında da aynı olması lazım. Bakalım arkadaşlar. Yani bunlar aynı olursa işlemlerimiz doğru demektir. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tutarlar hep aynı. Şimdi bir diğer düşüncem de şuydu arkadaşlar bakın şunlara aslında gerek kalmadı.
Bunlar buradan silebiliriz. Ve hatta ilk mesela şu ürün raporlarını yaparken, daha doğrusu pivot tabloyu makrolara atarken şu dilimleyiciden arkadaşlar bunları buraya getirmeyebilirdik. Ama zaman çizelgesinin muhakkak olması lazım. Yoksa başka türlü text box'lara atama imkanımız olmazdı. Sadece şu dilimleyiciden almış olduğumuz şu fiş türü cari ay işlem gibi dilimlerin buraya gelmesi gerekmiyor. Yani buradaki bütün olayları aslında arkadaşlar biz buradan alabiliyoruz yani. Değil mi? Ya biz bunları silmeyelim. Şimdi benim bilgisayar ekranı geniş olduğu için bunları yan yana da koydum. Siz bunları arkadaşlar kod aşamasındayken böyle alt alta da yapabilirsiniz. Yani hepsini almak zorunda da değilsiniz. Yani bu aynı mantıkla arkadaşlar farklı işlemler de yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman hepsi yeri yerine gelecek. Burada da şöyle bir renklendirme yapabiliriz. Ama videomuz bayağı bir uzadı. Ben bunu burada böyle bitireyim. Bir dahaki videomuzda da arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Bakın buraya ben çift tıkladığımda sayfa 3 diye yeni bir sayfa açılıyor. Tıklamış olduğum ürüne ait bütün veriler buraya geliyor. Ve böyle bu şu formatta geliyor. Siz işte bunu böyle düzenleyip gerekli incelemeler yaparsınız. Tekrar işte raporlara gelirsiniz. Başka bir çalışma yapmak için çift tıkladığınızda bakın ikinci bir sayfa daha açılır. İşte bunları buradan işte silmek zorundasınız. İşte biz bu silmek zorunda kalmadan biz de buraya açacağımız tek bir sayfayla bütün şuradaki A sütununda bulunan bütün olayların dökümlerini tek bir sayfada alacağız. Yani pivot tabloya ait olan şuradaki çift tıklama olayını iptal edeceğiz. Bizim yazacağımız kodlarla yani bize ait bir çift tıklama olayımız olacak. Ve sadece bizim verilerimiz oraya gelecek. Ve ona ait güzel bir çalışma olacak. Eğer Allah izin verirse, eğer vaktimiz de kalırsa şurada bir düzenlemeler de yapacağız. Veyahut da o düzenlemeyi tek bir videoda, kısa bir videoda yaparız. Bakalım Allah ne der? İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun.